Türkiye'nin gündeminde 2-3 aydır bir isim var. Dilan Polat. Maçorcuları demiyor musun? Ben o sayfaya bile girmiyorum ya. Yani herhangi... Ben haberlerde de bakmıyorum. Evet, hiç. Tuvalete gidiyor. Muz alamamış kadıncağız. Çocuğuna muz yedirememiş. Kimmiş o? Annesi zamanın. Yanlış duymuşsunuz. Yanlış değil, bu muz olayı vardı. Bunların mı acaba başkasının? Evet, evet. Ayol, sen de Allah aşkına ya. Allah'ım, bu bir şaka mı yarabbim? Hayır hayatım, ne dedin? Ulan herif önüme geliyor. Ben hocam. Okuyor. Evet evladım diyorum, orada evladım diyorum, öteki tarafta gittim herifle kıngır diyorum. Neresinden girmemi istiyordun yavrum? Söyle oradan gireyim. Ortadan. Ha, gireceğim yerleri de bana söyleyecek, araya bak. Hayatım, ortadan giriyorsun, bir dakika bir şey anlatacağım. Evet, ortadan girerim. Peki şey misindir, belden aşağına çok meraklı mısındır? Bir baktım mezara. Ulan ben buraya sığmam ki. Sana dedi, daha büyüğünü yaptıracağız dedi. Hepsi bana. Yandaki mezarı göstererek yeni. Gelmiyorsunuz. Neden dedi. Hamileyim onun için. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ olun. Hoş bulduk. Çok iyi. Biraz gündem konuşalım. Türkiye'nin gündeminde 2-3 aydır bir isim var. Dilan Polat, tanıyor musunuz? Yok, ben tanımıyorum ama son zamanda işte ismini duydum. O çorcuları demiyor musunuz? Aynen, bu kocasıyla cezaevinde şu anda. Evet, gelmiş. Güzellik merkezini açmış, kara para aklama iddiası. Hangi güzellik? Bırakın bu işleri Allah aşkınıza. O güzellik merkezlerinin açılışına ben efendim... gittim öyle açılışa gittim 6-7 kere gittim. Sevim Alan hanımefendinin o şeyleriydi. İçeriye bir girdim efendim, bomboş masa, sandalye bir iki tane. Dedim, buradan ayol bir şey yok mu? Benim yürüteceğim bir cilt, bir şey, maskesiydi, kılıydı, tüyüydü. Hiçbir şey yok. Dedi, onlar gelecek. Biz şu anda sadece şey yapıyoruz, açılış yapıyoruz. En son davet edildiği vakit, efendim şey yaptı. Ama Bülent Hanımcığım, ben dedi, benim davetlerime hiç dedi icabet etmiyorsunuz. Gelmiyorsunuz. Neden dedi? Hayatım dedim, hamileyim onun için gelmiyorum. Süper. Özgüvene bak, benim diyor yani, davetlerime icabet etmiyorsunuz. Yani. Özgüvene bak sen. Yok, o bakımdan onu şey yapmayalım da, yani o istedi benimle hani olsun. Hmm, olsun öyle. Yani mutlaka ama hani... Ben dedim, Kadıköy'de yapıyorlarmış. Kadıköy'de dedim. Yok, ben gelemem hayatım dedim. Çıkamam. Gitmedim. Sonra da bunlar patladı. Bağın Hanım, siz tanıyorsunuz. Peki o şey? Hangisi? Ben hiç tanımıyorum. Banka soygunu. Hangisini diyorsunuz? Bankayı soymuşlar. Ona sonra geleceğim. Şu fenomenleri bir bitirelim. Onu konuşacağız. Bağın Hanım, siz tanıyor musunuz? Ben hiç tanımıyorum. Nereden tanıyorsunuz? Ama kim olduğunu biliyorsunuz. Sosyal medyada. Sonradan öğrendim. Evet, ama ben o ilk o sonradan görme yaptıkları o hareket... Hollywood taklidi yaptıkları işte. Ne Hollywood'u ya? İşte bir... Hangi Hollywood? Şimdi Hollywood sonradan... Hollywood öyle görgüsüzlük sonradan, mi olur Allah aşkına? Aynen öyle. Hiç, o taklit, sende. Görgüsüz taklitle Bülent Hanımcığım, hiçbir kimse number one Hollywood olsun, Côte d'Azur olsun, Niskan olsun, Fransa olsun ya da oralarda İstanbul'un öyle şey olur mu? En yüksek noktalarında böyle bir şey olamaz. Ben o sayfayı takip bile etmemişim. Bunu onlar çok içten ucuz söylüyorum. Ucuz davranışlar. Evet. Ucuz. Taklit. Çok sonradan mahallevari. Evet, mahallevari, bravo. Davranışlar. Evet.
Anladın oradan mı? Buradan gördüğünü varoş yani. Evet. Bir de hazım olayı. Ama onlardan başka hazını bir şey... kestim pardon. Estağfurullah bebeğim ama onlardan zaten başka bir şey beklenemez. Hazım görgüm var. Nerede? Hazmetmek, Oxford'da mı okumuş? Niye hazmedecek? Görmüş, geçirmiş başka bir şey de hazmetmek başka bir şey yani. Onun bunun parasıyla Jack'a. Ben onların farkında bile değildim ki benden kaçmaz iyi bir şey. Demek ki kötüymüş ki ben hiç... Benim ruhum, aklım bunu kabul etmemiş yani. Merak edeyim de bakayım dahi dememişim Bülent Hanım. Buna inanın. Ama bütün kaliteli insanlar, evet, ruhu bravo. Asil, yukarıda aynen. Olan insanlar, en tapu yaşayan çok insanlar, pardon, evet, evet. Böyle şeyleri kabul etmez. Aynen öyle. Bir de bu yani konuşmaya bile değmez. Değmez. Ben şahsen, benim ağzım çok kıymetli. Arkadaşlarım ne derler bilemiyorum. Görüşlere hep saygılıyımdır. Ben yorum dahi yapmam. Bravo. Ay Bülent Ersoy bizi konuştu diye. Aynen. Of, tövbeler tövbesi. Ben o sayfaya bile girmiyorum ya. Yani herhangi... Ben haberlerde de bakmıyorum. Evet hiç. Tuvalete gidiyorum. Aman Allah'ım fena. Safiye Hanım siz neler söyleyeceksiniz? Hayatım ben Dilan Polat'ı tanımıyorum, etmiyorum ama her yerde böyle bir şeydi güzellik salonlarının açılışına açtıklarını davet geldi mi size? Görüyor. Bu güzel şeylerde ödül törenlerinde bu hanımı gördüm bir kere ama sokakta görsem tanımam. Yani çünkü artık televizyonda sürekli artık şu anda tanıyorum. Dilan Polat işte güzellik merkezleri vardı. Kadın birkaç kere ödül törenlerinde karşılaştım o zaman ama yüzde değil, isim anons edilirken yani kulağımda kalmıştır. Ama bunun artık cılkı çıktı. Her an, her dakika, her şey, saniye artık bıktık yani. Dilan Polat sanki Türkiye gündemine oturdu. Her şey bitti. Artık bu bitsin yani. Yeter. Ama şeyden yaptıklarından yani, ötürü. Yaptıkları... Yani mesela yaptıklarını şeyden patladı. Tabii. Banu Hanım altın tozuyla kahve içmesi. O bir şey yani, değil canım. Onu herkes yapıyor. Herkes bana göre galiba bu kara para. Yani bu kadar tabii sen ki. Sen de mi yapıyorsun? Yok bebeğim bu kadar görmüşsün. Daha henüz onlara gelmedim. Yani şimdi... onu bir sürü şeyler yapıyor. Görüyoruz onu demek istiyorum. He, Nusret yani, ete falan döküyor altın tozunu. Nusret de yıllardır döktü zaten altını. Yani. Hamburgere bile altın koydu Nusret. Reklam da oldu ha Nusret'e. Hayır, peki. Bir de bir yerde de böyle gösterdiği de iyi olmuş ki böyle bir şey göstermeseydi hep gizli kapaklı kalacaktı. Bir yerde hiçbir şey patlardı zaten o kadar patlar kalmazdı mıydı, bilemedim. Gizli. Ondan sonra öyle yapması bir yandan kolaylaştırdı devletin yapacağı emniyetin işini. Daha kolaylaştırdı ki hemen bir anda buldular peki, neyin olduğunu. Peki bu hale bunu ifşa etti? Hayır, zaten... Bunu şimdi herhalde şeylere ifşa etti, emsalleri. Sayın İstanbul Valisi beyefendi, annem vefat ettiğinde sağ olsun aramışlardı. Efendim. Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı şimdi. Yerlikaya Bey. Ondan sonra o tabii İçişleri Bakanı olunca bu işlerin üzerine gitti. Evet. Sayın İçişleri Bakanı Beyefendi'yi birileri kimler bilemem daha üst mertebelerden birileri ikaz ettiyse ve bu işin üzerine gidin. Düğmeye hani basıldı. Atatürk'ün dediği gibi ilk tabii. Hedefiniz Akdeniz diye yani o şekilde çıktı. Onu da tebrik ve takdirle alkışlamak lazım bu konuda. Birileri düğmeye basıp temizlik istedi. Aynen. Zaten Dilan Polat olayından sonra bir de şeyi duymuşsunuzdur. Bahar Candan da Nihal Candan'ı. Ben şeyi ona çok iyi tanırım. Bahar'ı? Mesela. Bahar'ı çok çözüyor. Nur'dan. Nur Yerli Taşlandır. Canım Allah rahmet eylesin. Evet. Çok iyi bir çocuktur. Onların kafaları basmaz. Bunlar aptallar ne yaptıklarını bilmiyor.
Nereden ne geldi ki? Neden yapıyorum ben bunu falan da filan. Ben çok öyle düşünmüyorum kendi adıma. Onun kafası basmaz. Tanıyor musun? Bir şey diyorsa... Oradan tanıyorsun. Böyle oturup konuşmuşsunuz var mı? Var. Bizim bir şeyde, Kürkçülerde falan hani otururuz böyle, otururduk daha doğrusu. Oraya gelirdi. Orada çocuk yani, çocuk. Annesi zaten öyle diyor. Banucuğum çocuk. Annesinin söylemleri de saçma. Hemen annesinin söylemini seyrettirmek istiyorum size. Buyurun hazırsa. Hani daha kocasının yanında Nihal işte 4 aylık evli ya. Hani ben bunu daha izledim. Kocasının yanında yemek yer. Ya utanıyor benim çocuğum geliyor. Seviyor. Kocasının ekmeğini beğenirken utanan bir şey. Ne kadar saçma bir şey. Ayol yemek yemeye utanıyor da sizin çocuğunuz. Herifin koynuna girmeye utanmıyor. Vallahi vucuk oturdu şimdi. Bu yani çok... bu işte böyle şeyleri yemek sevmiyorum. Yemeği. Yani. Ha derseniz ki benim çocuğum hanımefendi nasıldır? Ben kefil olurum. Çok iyi çocuklardır onlar. Aptallar bilmiyor. Oradan bir işte kandırıldı, iyi tuzağa bir alışveriş geldi. Yapıyorlar. Otelde kalıyorlar. Kral dairelerinde. Ama hep özenti. Ama hep özenti, hep anlamsız. Yani zannediyorlar ki adamlar bunları çok beğendiler. Ve bravo. O şekilde bravo. Yani şey yapıyorlar. Bunları alıkıyorlar. Muz alamamış kadıncağız. Çocuğuna muz yedirememiş. Kimmiş o? Annesi zamanında muzu bile bilmiyor. Ondan kimin dolayı, annesi? Şeyin. Neydi o kızın adı biraz önce? Bahar. Bahar'ın muz bile. Evet öyle bir şey duydum ben. Yanlış duymuşsunuz. Yanlış. Neydi bu muz olayı vardı. Bunların mı acaba başkasının mı? Evet. Evet. Hayır, sen de Allah aşkına ya. Muz alamıyor muydum dedim. Vallahi hayır, var böyle. Hayır o başka. O başka bunun şey babası muz. Öğretmen değil miydi üniversitede? Onu ben bilmiyorum. Muz muhabbeti var ama hayır, nerede? Ama bu olur mu ya? Bunlar özel üniversite mezunu falan kızlar. Sen karıştırıyorsun muzu. Allah Allah muzu. Birisiyle. Evet muz muhabbeti var birinin ama. Ama birinin işte. Ama bunların galiba bilemedim ama alamadım diye. Allah Allah. Bir de Bahar Hanım. Bir ara Bahar siz olmak istiyor gibi bir açıklamaları vardı muz. Zannediyorum. Evet yani Banu Alkan'ın o bir temiz kalbi var ya. Evet. O saf yönünü kullandı evet. Evet. Nasıl kullandı? Kim? Öyle o saflığa girdi. O herkes. Siz bir programda denk gelmişsiniz çünkü. Söylüyordu onu bana. Siz bir programda denk geldiniz. Ama benim için önemli değil yani ben onu bana onu çocuk duyardım ayı. Sayın Kotan. Kim çocuk ama onu? Yani o benim o saflığımı Banu Alkan hatta söylediler o programda Nuri Yerlitaş'ın programında da her yerde. Ben de çok önemsemedim yani. Sana mı dediler bir şeyler? Hayır, beni Banu yani, Alkan'ı taklit ediyor. O bir saf tarafı var ya Banu Alkan'ın. Anladım. Yok canım Banu Alkan'ı kimse şey yapamaz. Onun kendine has böyle bir iş tavrı canım, var. Canım zaten onu demiyorlar ki. Yani onu oynuyor mu taklit babında? Evet. Hani gibi ama oyun moyun değil onun kendi öyle. Öyle evet. Yani böyle Banu Alkan. Hareketleri evet öyle. Ben, ama yok, Bülent Hanım öyle diyorsa ben. Bilmem ne kalkan o değil öyle bir şey yok. Hmm. Hayır çok saf. Saf çocuk. Ben de hakikaten bu ben kadar saf olabilir bir insan. Ben bebek kalpliyim ama dünyanın en zeki kadınıyım. Neydi bir ara Hürriyet. Hep seni herkes merak gazetesini. Ediyorlar. Soruyorlar diyorlar ki hakikaten Safiye. Banu Hanım öyle mi? Gerçekten öyle mi diyorlar. Nasıl mı? Yani nasıl böyle hani böyle onun şeyleri var ya gülmeleri böyle şeyleri hareketleri saf, falan. Temiz kendine kalpli, temiz kalpli. Kalpli. Evet. Evet. Bebeğim falan i̇şte diyor ya. Bir, gerçekten öyle midir? Çok önemli diyorlar. Bir gazete. Türkiye'den önemli. Cin gibi o diyorum aslında. Maşallah. Akıllı diyorum. Çok zeki diyorum. Zaten bu ondan seviyeye sonra, geldiyse onu, bu zirveye. Onu öylesine ben zaten bir şey söyleyeceğim. Bir çok büyük bir gazete. İsmini söylememde sakınca var mı sayın? Hayır yok buyurun. Hürriyet gazetesi 4-5 sayfa ana sayfa ana hürriyetten röportaj yaptı. O zaman Obama demek ki başkanmış. Banu Hanım siz Türkiye'de dalga mı geçiyorsunuz?
çok zekisiniz, safı mı oynuyorsunuz? Hayır. Bebek kalbimle hareket ediyorum. Bülent Hanım, sizden başlamak istiyorum. Buyurun. Geçenlerde Afra Saraçoğlu bir röportajda şey söylüyor, Mert Ramazan Demir'le ilgili. Biz sadece... Bunlar sevgiliymiş. İşte galiba. Ayrılmışlar, sadece artık iş arkadaşız diyor. Siz... Ha, kabul ediyor ya. Yani şu anda sadece iş arkadaşıyız diyor. Evet, ayrılmışlar. Bak, işte şey bu söylemiyor. Ne demektir? Yani eskiden öyle bir antin kuntin işler vardı. Şimdi efendim artık sadece arkadaşız diyor. Anlat. Peki siz hiçbir iş arkadaşınızla aşk yaşadınız mı? Musiki camiasın, sazlar sözlerle falan, ha işte sanatçılarla. İş arkadaş deyince aklınıza ne geliyor? Bunlar sanatçı arkadaşlar, sazendeler, patronlar. Fahri Bey'le yaşadım ya. Yaşadın mı? Aa, 3 sene. Ah canım. 3 sene. Aa bak, onu bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Ay, sen ne biliyorsun be? Ben de ben doğmamıştım herhalde o zaman. Gazino hayatına. Konuşmalarına dikkat et. Sen benim ablamsın. Gazino, hayır. Bir dakika. O konuda ablam mısın, değil misin? Ben hiç ablam değilim canım. Ben senden... Nasıl ablan o? Tamam, kadro değiştiriliyor. Sen benim ablamsın. Bir dahaki programda Safiye Hanım biraz rahatsızlandı. Sen benim ablamsın hayatım. Bir tane. Çünkü niye dedim doğmamıştım, ne demek istedim? O zaman Gazino'ya çıkmamıştım ben. 1986'da Devlet Klasik Türk Müziği Sanatçı Selim Özer altında da çıktığım zaman dediniz ki bunda demiş iş var demiş, değil mi, koroda? Beni keşfeden gerçekten Bülent Ersoy'dur. Özer tabii, bana sazların şefiydi. Evet. Keman çalardı Özer Altın. Maxim de bana çalardı. Ondan sonra çok... Tabii kıymetli. Çok. Oğlu da öyledir, Rahman Altan. Oğlu da, Rahman da. Çok severiz kendisi, buradan selam olsun. Çok. Canım, çok iyi insanlardır. Ben Ankara'da efendim giderdim. Çok severim. Özer Altan'ın evine giderdim. Çok. Özer, Allah rahmet eylesin. Ama çok musiki, şinas, çok bilgili bir... Çok. Üstattı yani. Çok. Özer Atatürk gibi böyle, evet, bir adamdı. Peki Bülent Hanım, sadece Fahrettin Bey'in bir başka iş arkadaşı da oldu mu? Yok, talebem oldu. Aa, nasıl tabii oldu canım. Talebeniz? İşte talebeydi, geldiler, bunlara numara veriyorduk, dinliyorduk. Yarışmada. Oradan, ondan sonra orada bir şeyler döndü. Popstar'da değil mi? Popstar'da. Tabii canım. Ama evlendim. Görür görmez mi aşık oldunuz? Ben olmam aşık. Nasıl evlendiniz nasıl peki? Nasıl oluyor bu iş? Yani spor olsun diye evlendim işte. Ben değil mi? Safiye Hanım, bir daha sorarsanız da Safiye'nin şey, nasıl oluyor bu iş diyor. Hay, anlamadım ya, aşık olmamı sevmeden. Çünkü ruh kadınısın sen. Ama... Şarkı söyleyen ruh kadın duygu dolu. Yok, aşk meşk değil de. Yani hoş. Evet, güzel adamdı. Evet, yani güzel adamdı. Evet, tam. Bütün kadınlar beğeniyorlardı. Nasıl keşfetti? Nasıl böyle? Nasıl keşfedeceğim? Önüme orada geliyor işte çağırdı, orada. Sen mi söyledin? Gel benim. Nasıl keşfettin diyor ya. Benimle, sen Allah'ım, bu bir şaka mı yarabbim? Hayır hayatım, ne dedin? Ulan herif önüme geliyor. Ben hocayım. Okuyor. Evet evladım diyorum, sonra orada nasıl, evladım diyorum, öteki nasıl tarafta koca, gittim. Nasıl, ne zaman herifle dedin kocam olur şey, kocam olur musun diye. Ya sen ne? Ya ne diyorsun, senin sesini zaten anlamıyorum da. Ne ara dedin koca? Nereden diyor ya, ulan adam önümde. Sen mi teklif ettin ona evlenelim diye, onu söylemeye çalışıyorum. Önünün körü. Ya Bülent Hanım, ne zaman evlenme teklif ben edebilir mi öyle? Ben böyle bir şey yapar mıyım? Evet, onu yedim. Hiç mi tanımadınız Safiye Hanım? Ya tanımadım be, o olayı ben bilmiyorum hayatım, kendisi. O Çin dedi artık. Bilemiyorum tabii neyin ne olduğunu da. Ben
hep gerçekçi insanım hep da. Hep doğru söylüyor. Efendim, ya aman birinci olayım, bu da burada zangoç gibi oturuyor böyle, efendim, ve bunun dediği oluyor falan filan diye. Sınıfı geçmek için mi ya da neyse bilemem onları, o kadarını. Ondan sonra belki servetim için. Yani bunlar hep Allah'a aydınlık, bana karanlık falan. Ben de demek ki öyle bir eksiklik hissediyormuşum. Oldu. Hiç pişman oldunuz mu? Hayır. Ben pişman olmadım. Yaşanacakmış. O daha önce benim sınavımmış. Efendim, o yaşandı. Ama zaten 2007 miydi neydi ben evlendiğimde mi? Kaç sene evli kaldın? Hiç sene yok. Olmadı mı? Hangi biri seneye dayanmış? Hepsini kovdu. Her sevgide bin hatıra vardır, hatıraları vardır mutlaka. Var tabii, olmaz mı? Ondan sonra ne diyordum ben şimdi? Yani çok sene durmuyor, ay sürüyor dedi. Boşamadılar. Boşanamazsınız. Bir sene geçmesi lazım üstünden dediler. Ben bir sene bekler miyim? Onu çekecek halim yok. Canım. Ay, şeytanı görmüş gibi oluyordum böyle. Hayatta bir insana yeter ki takmayayım. Taktığım vakit yandın evlat. Allah esirgesin. Yandın evlat. Felaket. Şimdi sana takacağım. Bağlı Hanım, siz hiç yaşadınız mı? Sana takacağım, gücü benim. İş arkadaşınızla aşk. Hayır, sen de benim. Asla. Zaten üç kişi oldu hayatınızda. Hiçbiriyle çalışmadınız. Gerçekten bunu ben yıllardır söylerim ve bu gerçektir. Ne diyor? Ne dedin? Hiç yaşadınız mı dedim. Asla dedi. Asla. Zaten üç kişi oldu dedim. Üçüyle de çalışmadınız dedim. Asla. Ayolu, bunu ben her canlı yayında söyledim. Anlamaz o bu işleri. Benim kalbim çarparsa anlıyor. Hayır, bana o. Safiye Hanım, siz? Bu bizim bildiğimiz yani. Safiye herkes ben yatık. Ondan sonra daha gizli böyle flörtün oldu mu, o da olabilir. İlla ki yatıp kalkma meydanı önemli değil. Nereden flörtün var mıydı senin? Yok, çünkü ben Gürbüz Bey'i 17 yaşında tanıdım. Gizli saklı falan bir şey. 17 yaşındaydım Gürbüz Bey'i tanıdığımda ama 5 yıl bekledi babamın korkusundan. Tamam, 17 yaşındaydın ama Gürbüz Bey... Ama 5 yıl bekledi Bülent'cim babamın korkusundan tabii. Sonra Gürbüz Bey benim bir yıl sonra ne yapacağımı biliyordu. Türkiye'de aristokrasi sen yok ama gerçekten. Sen de gerçekten sadıktın. Sadıktım, hem nasıl? Hiç bilmezdim. Çünkü çok severdim. Evet, gerçekten. Evet, gerçekten. Yani bu tarz bir insanın yani, evet, böyle inanamaz insanlar. Bülent'cim, hadi çok ya, şanslıydım. Evet, bravo. Ya bir kere, ben söylüyorum. Ben kaliteli bir aileden geliyorum. Anam da böyleydi. Ecnebilik de var sende. Evet, Boşnak ben kadınım. Boşnak, evet, Yugoslavya doğumluyum. Ama tabii ki asil olmak. Bir de annemin de öyle bir huyu vardı. Yani kendini kullandırtmamak. Mesela benim annem çok güzeldi. Ne flörtler, teklifler yapılmış, neler gitmiş. Yok, ben kızım diyor sevmeden babanı sevdim, babanı aldım derdi. Bende de öyle. Boşnak, bana benim kimse erişemez. Evet. Beni doğru. Kimse kullanamaz şeysi öyle vardı. Oldu. Bir de ben en önemli faktör, çok şanslı bir kadınım. Üç erkekten de. Gerçekten. Safiye Hanım, sizin iş oldu mu? İş arkadaşınızla? İş arkadaşımdan işte Faik oldu. Ama o sonradan Faik oldu. Senin iş arkadaşın mıydı? O bana dedi ki, sana dedi şarkı yapayım dedi. Şarj mı yapacakmış? Şarkı yapayım sana dedi tanıştığımızda. Ben onu tanıyordum da. Ne o bestekar? Kebapçı değil miydi bu? Hayır, kebapçı da sana da getirdi. Onu demedim. Bak, bir şey lafın ortasından girdiniz. Öyle değil. Neresinden girmemi istiyordun ya? Söyle oradan gireyim. Ortadan. Ha, gireceğim yerleri de bana söyleyecek. Karıya bak. Hayatım, ortadan giriyor.
giriyorsun? Bir dakika bir şey anlatacağım. Evet, ortadan girelim. Bana diyorsun ki, bana dedi ki tanıştığımız zaman, finansman benden, senin dedi şeyini ben yapacağım. Finansörüm ben. Finansörüm, ses senden dedi bana. Tamam mı? Ne yaptı? Biz böyle tanıştık, ettik falan. Sonradan bu benim dediğin gibi şarkılarımı yaptı, sponsor oldu derken hep beni... Ama siz ilişki yaşamadınız mı? Ya ilk birlikte oldunuz ama, değil mi? Yok, böyle söyledi, konuşmak istedi. İlk iş arkadaşı oldunuz. İş arkadaşı oldum. Ondan sonra şey oldu. Nerede iş yapmış bunlar? İş değil ya. Faik Bey demiş ki ben sana para vereyim, sen de şarkı plak yap demiş. Plak, evet, evet. Ha, sen bir plak uğruna gittin. Ondan sonra anlamıştım. Ondan benimle beraber geliyordu, işlere geliyordu. Birlikteydik. O da bana iş bağlıyordu, ediyordu derken. İş başka şeye dönüştü çok kısa zaman içerisinde. İlk nerede anladınız? Neyi? Nerede? Aşık oldum. Sen aşık oldun mu? Gazinoya çıktığımda. Zaten... aşk diye bir şey yok ya, o anda böyle bir heyecandır. O andaki bir tabii elektrik heyecandır, o sürmez zaten. Ben aşk falan şey yapmıyorum öyle, inanmıyorum aşka. Öyle şey değilimdir, mantıklıyımdır, kafam böyle çalışır. Peki öyle şey misindir, belden aşağına çok meraklı mısındır? Ne var bunda? Kardeşimi nereden biliyorsun? Hayır, annem gibi yaparken utanmıyorsunuz. Söyleyin ki utanıyorsunuz. Ay, bağırma bana. Bir şey söyleyeceğim. Bana hocam demiştir ki, Özer Altın rahmetli. Kızım bu sahneye çıkıyorsun, ediyorsun ama diline, beline, eteğine sahip çık derdi. Niye? Yani şimdi... Özer Altın hiç mi sahip değildi? Ben de dilime, belime, gözme sahip. Sadece gözlerle böyle bak, böyle çek. Ama gözün içine bakarak... Yani evet, öyle. Böyle gözün içine bakarak... Göz peşreli denir ona. Gözünün içine bakarak gelme insan, bakma derdi. Kimseyle beraber olma, yatma, kalkma. Seni şey, beraber olursan ertesi günü... Gelmez seni izlemeye, dinlemeye derdi. Onu süründür diye bir daha gelsin. Bir daha müşteri. Efendim? Süründürüyor muydunuz? Yani ben öyle o tür şeylerim yok. Ya taktikleriniz var mıydı mesela? Vardı değildi. Ben çünkü ben mutlaka hayatımda, bak bir dakika, mutlaka hayatımda ciddi uzun süreli şeyim olmuştur, birlikteliğim olmuştur. Kim o? Hayatımda. Rahmetli vardı, birisi 15 sene sürdü. Bir tane işte Faik de desen 23 sene. Bir dakika, şeyin babası, oğlanı. O 15 sene. 15 sene sürdü. Yani şeydir. Bunların benim hepsi bir kenara. Kenar. Benim şimdi arkadaşımın hakikaten iftihar edilecek yanı çok iyi bir anne oluşu. Evet, tabii ki. Evet, doğru söylüyorsunuz. Takdire şayan. Çok doğru. İnsan. Ay canım beni. Böyle. Canımsın evet. Benim. Allah razı olsun. Doğru. Fazla ama şey yapmak istemiyorum. Harun'u da çok yakinen makyajım, tanır, gelir. Çünkü dayanamıyorum. O zaman hemen geçiyorum başka konuya. Analık bambaşka. Ah benim, doğru canım benim. Çok üstlenirim. Hemen çok konu iyi edeyim. Bir annedir Safiye. Allah razı olsun. İftihar edilecek her temiz bir defter yaprağı gibi kadındır. Allah razı olsun. Zaten ondan bir haber geldiği zaman, bir şey olduğu zaman benim ayaklar kesiliyor, beyin gidiyor. Yerde mi oluyorum, gökte mi oluyorum, ne oluyorum bilinmiyor. Beni böyle radarla takip ediyor. Her gün, günde 30 kere görüntülü konuşuyoruz. Özlüyor. Çok, anacığım, çok özlüyor. Ben uçuyorak gidiyorum, bir hastalanıyorum. Ben hala bu yaştayım. Anacığımı her sabah yüzümü yıkar, anacığımla konuşurdum. Mezarına gidiyor musun sık sık? Şimdi şey yapıyorum, elim alışmış. Özlüyorsun ya. Özlüyorsun değil mi? Özlüyorum annemi. Yani. Ve... Ne Osmanlı kadındı ya. Öf. Senin Bülent Ersoylu'nun bana sökmez. Ocak Hanım nerede yapacaksan yap der. Doğru ama. Ana o ya. Ana tabii.
Keşke sağ olsaydı anacığım da. Şimdi size bir VTR seçeceğiz, sonra üstüne konuşacağız. Buyurun. Gel, sen gel yukarı abicim. Bu ne? Yok, standart. Şey, yukarı çık, yukarı çık. Abi benim mi? Evet, sen de Fevzi. Bülent Hanım, babanız. Babanızın mezarı. Şey diyorsunuz orada, sığamam diyorsunuz. Mezara sığamam. Evet. Ve bu çok konuşuldu. Ama çok evet. Dardı hayatım. Bir baktım. Babam çok zayıftı. Allah rahmet eylesin. Ona kuş gibi oraya sığdı. Bir baktım babama. Bir de şeye, mezara. Ulan ben buraya sığmam ki. Gerçek şey, dediniz. Hayır şeye hemen Fevzi'ye dedim ki. Fevzi ben buraya nasıl sığacağım? Hiç dönemem edemem bir şey yapamam ama olacak iş değil. Allah korusun. Yok dedi sana dedi daha büyüğünü yaptıracağız dedi. Fevzi bana yandaki mezarı göstererek geniş. Ey Allah korusun o da bir ondan aile. Ondan sonra efendim ya babacığım. Allah rahmet eylesin. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ölmeden çok iyiydi ben anacığım, mezar daha şey önceden babacığım çok ya Allah rahmet eylesin. Annem diktatördü. Ondan sonra ama anacığım öldüğü vakit hayat bitti, bitti benim. Ya. Siz evet. Anneciydiniz. Anneciydim. Çok. Evet. Anam. Ana başka bir her şey. Her zaman bana zaten bir insan anne söyleyince gelmiştir. Akrabalarımdan mesela aralarında böyle kendileri bir şey söylerler öyle bana haberleri gelir. Efendim ki ben son derece düzgün yaşantısı olan bir insan. Doğru. Son derece. Hiç hayatımda avam olmadı. Yine öylesin. Devam ediyor i̇şte, hala. Yani hayatımda hiç olmadı. Ondan zirvedesiniz. Ve efendim her zaman kalite. Kalite ve kalite. Benim düsturum buydu. Hep mesafeyi severim. Ne kadar samimi olursam olayım. O mesafeyi severim mesafeli olmayı. Anneciğimi özlüyorum ve her sabah onu aramak istiyorum. Alışmış artık elim. Tabii. Konuşurdum anacığımla. Şimdi konuşamıyorum. Babacığım çok iyi huylu bir insandı. Allah rahmet eylesin. Mezarına gidiyor musunuz sık sık? Böyle ne yapıyorsun? Veya gittiğiniz zaman gitmek istemiyorum. İçim çok daha kötü oluyor falan mı oluyor? Hayır. Nasıl oluyor? Ben anacığımı öyle şey yapamıyorum. Kabullenemiyorum. Allah beni affetsin. Ölümden ben hiç korkmam. Ve bunu bir kurtuluş, bir de güzellik olarak addederim. Çünkü Allah'ıma kavuşuyorum. Ne yapacağım ben bu boktan dünyada? Ne yapacağım? Allah uzun ömür. Allah bana kurban olduğum Allah'ım. Her şeyin en güzelini bahşetmiş. Bir kere servetimi bak burada taşıyorum. Bu benim en büyük servetim buram. Tabii ki. Onu bana bahşetmiş. Efendim insanların hürmetleri, saygıları çünkü ben hep veli nimetim olarak addettiğim halka karşı hep öyleyimdir. Güzellikleri bana bahşetmiş. Onu bana yaşatmış ve yaşatıyor. Ben benim kadar hiç kimsenin şükretmemesi lazım. Ve ben hep hayatım boyunca, hep şey hayatım yok. Boyunca hep şükrederim. Ne güzel. Ezan saatlerinde
camı açarım. O ezan sesi ya, içeriye dolsun. Evet, Bülent. Şeytanlar, kötülükler, kötü insanların şerleri evden çıksın gitsin diye ezanı biter. Ondan sonra dualarımı, ibadetimi yaparım. Allah kabul etsin. Ve ben bazı insanlar gibi gösteriş olsun diye de yapmam. Herkes biliyor ama sizin böyle başka çünkü ben nice insanların inançlarınız değil, en tepeye gösteriş olsun diye hoş o yemez de onu şeyleri. Mesela Ramazan'da son diyorum ki sanatçıların çoğu Ramazan'da mesela estetik bilmem ne olurlar. Nasıl olsa Ramazan işte iş yok diye. İş yok, gazino yok, asla o yok. Asla bunu kabul etmiyor. İşte o yanlış tabii onu yapmamalı. Evet. Ramazan'da bari yap onu dedin. Dedim. Hayır dedim. Evet. Orucunu ne her şeyin tutan olduğunu ben belki bir daha seneti Ramazan'a ulaşamayacağım. İbadetini. Ben onu dolu dolu yaşayacağım. Ya maşallah sana ya. Maşallah estetikmiş. Sana. Oramı gerdirsem ne olur, çektirsem ne olur, gerek yok kestirsem hayatım, ne olur. Hiç gerek yok zaten. Şu anda çok iyisin. Hemen çok diğer güzel. Konuya geçeyim. Şöyle. Orgazm sahne korkusunu yeniyor. Orgazm mı? Anam sen nereye girdin? 80 mi girdin? Hayır. Bunlar hayatın içinden konular. Ama bu bir hayatın içinden konular bunlar. Neyin orgazması? Z kuşağı seyredecek. Z kuşağı. Orgazm değil. İskoçya'da yapılan bir araştırma iyi bir seksten sonra insanların kalabalık önünde daha rahat konuştuğu sonucuna varmış. Safiye Hanım buyurun. Ha bir dakika, kalabalıkta nasıl şey yapıldığını mı anlatıyor? Anlamadım ben, bir daha bu anlat. Bu iş kalabalıkta olur mu? Hiç, bir dakika bir daha anlat, ah, bir daha söyle. Sapoş, ya olmaz ki hayatım. Diyorum ki. Kabahatle gizli yani, ibadetle. Mesela sizin işiniz sahne ya. Evet. İyi bir seksten sonra kalabalık önünde daha rahat hareket edip daha rahat konuşuyormuşsunuz. Hani çok iyi geçti diye. O zaman benim hiç sahneye çıkmamam lazım. Çok mutluluk. Yani ben hiç yapmıyorum. Ne olacak benim durumum? Mutluluk veriyor diyor. Hakikaten benim bu durumum ne olacak kızlar? Bak sinirlerim bozuluyor. O mutluluk veriyormuş. O mutlulukla. Hiç mutlu değilim. Ondan sonra ortamda anlatacakmışız. İşte böyle oldu, şöyle hiç oldu. Hiç mutlu değilim. Ne yaptıktan sonra mı anlatacağım? Evet, mutlu oluyormuş. Enerji veriyormuş orası. Hayır, ama, onu anlatmayacak. Neresi? Ya iş bittikten sonra mutlu oluyor. Orası diye Bülent Hanım. Ya orası hayır, mutlu oluyormuşsun, enerji alıyorsun, pozitif. Sen bak, onun için enerjiksin kız. Orası demeyelim de tüm beden diyelim, tüm ruhun, mutluluğun. Hiç de değil, bildiğin gibi değil. Ölümü eyvah. De. Evet. Safiye Hanım, yanlış anladınız, ben de onu tekrar biraz söyleyeyim. Biraz düzelt. Yani iyi bir 80 sonra mesela siz sahne işi yapıyorsunuz ya, çıktığınız zaman daha rahat insanlar iletişim kuruyorsunuz. Rahatlıyorsunuz. Evet, o yaptığınızı gelip anlatmıyorsunuz insan, tabii ki. Relax olmuyor mu? İşte oluyor. Deşarjdan sonra. Mutlu oluyorsun, çok mutlu oluyorsun. Tabii. Yani, yani doğaldır bu herhalde ya da bilmiyorum ya ben. Ama Safiye Hanım diyor ki ben unuttum diyor Sayın ben, Kutu. Neyi unutmuyor? Yani onsuz da mutluyum. O işleri bilmiyorum, unuttum o diyor. O benim musiki, müzik. Benim musiki, evladım. İşte o başka bir şey. Artık ha biz onu... bana bak bu arada şeyi... Canım. Ben kızını o Yunanistan'dan bir şapka getirdi ya. İmran. Bana. Ha. İmrancığım. Kızcağıza teşekkür edemedim. Ay canım benim. Ne olur onu ay, ben, söyle. Ay canımsın ne demek. Bu da ne kadar doğru düzgün bir kız değil mi? Çok, ay, çok doğru bir kız ya. Bana çok getirmiş. İşte o hayata güzel duruyor yani hayata. Anne dedi bu Bülent ablama dedi. Bülent ha, ablama canım. Hanım demedi. Bülent ablama dedi. Diyebilir. Çok iyi dedi gider dedi bu büyük şapka. Yeşil şapka dedi. Oh. Evet. Onu da hemen dedi yeşil ona verelim. Yeşil çok sever. Ben de. Çok, çok. Ben de bebeğim. En sevdiğim renk çok, yeşildir aslında. Evet. Çok, sonra çok. Beyaz, takalım. Sonra siyah. Beyazı da ben, çok aynen, severim. Siyahı da severim. Mor. Evet. Öyle. Teşekkür ettiğimi aman unutma. Canım söyleyeceğim. Lütfen. Tamam. Safiye. Evet. Ve Banucuğum. Efendim hep beraberce sizleri sevgimizle, saygımızla, hürmetimizle efendim selamlıyoruz.
Yeniden görüşebilmek, yeniden kavuşabilmek dileğiyle diyorum ben şahsım adına. Pek tabidir ki arkadaşlarım da hissiyatlarını ifade edeceklerdir. Buyurun efendim. Evet, bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı sakın sakın unutmayın ve like atmayı da unutmayın. Mutlaka sizden güzel yorumlar bekliyoruz. Ben Safiye Soyman. Ben size doymam. Bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Like atmayı da bekliyoruz. Sizi seviyoruz, seviyorum.